Evet, selamlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta oynanan Trabzon-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan sağ olayları sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımı ligden çekme söylemini ortaya atmıştı. Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesi 2 Nisan günü olağanüstü genel kurulda yüksek ihtimalle bu söylentiyi oylayacak ve takımın ligden çekilmesi veya çekilmemesi yönünde bir karar ortaya çıkacak. Tabii Fenerbahçe ligden çekilirse de bazı problemler ortaya çıkabilir. Geçtiğimiz günlerde izlediğim Kısa Paslar kanalının videosunda başta mali ve hukuki olmak üzere birçok sorunun ortaya çıkabileceğinden bahsediliyordu. Bu bağlamda Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse önümüzdeki yıl yoluna TFF 1. Lig'de devam etmek durumunda kalabilir. Bu da haliyle onlar için pek parlak bir mali tablo ortaya çıkartmaz diye düşünüyorum. Buna rağmen büyük bir kesim Fenerbahçe taraftarı takımın ligden çekilmesi gerektiğini dile getirmekte. Tabii bunun bir de ülke futboluna yansımaları da olacaktır. UEFA lokal ligde mücadele etmeyen takımların turnuvalara devam edemeyeceği ile ilgili bir kurala sahip olduğu söyleniyor. Tabii bununla ilgili farklı söylentiler de mevcut arkadaşlar. Kural esasında muğlak olsa da Türk futbolu olunca sürecin bizlere negatif işleyeceğinden neredeyse emin gibi. Yani bu ne demek? Fenerbahçe ligden çekilirse Konferans Ligi'nde yoluna devam edemeyecek gibi bir sonuç ortaya çıkıyordu ama bu grup aşaması için geçerli bir durummuş. Sonrasında izlediğim videolarda bununla ilgili bilgi verildi bana. Ama eğer ki bunun aksinde bir durum olursa Fenerbahçe'nin bugüne kadar kazanmış olduğu bütün Avrupa'daki puanların tamamının silineceği bilgisi de kendimize iletiliyor. Tam da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderecekken bu çok da hayırlı bir haber olmaz Türk futbolu adına ama ne olacağını zaman gösterecek tabii ki. Takımlar için hayırlısını diliyorum ve en iyisini umuyoruz Türk futbolu için. Yeni videolarımda bu tarz yazılı bazı metaliyeler üzerinden devam edip sonrasında Football Manager ekranından devam etmeyi düşünüyorum. Sizce bu konsept iyi mi, kötü mü? Oylayın arkadaşlar. Anket aşağıda. Uzunca bir girizgahın ardından hızlıca asıl konumuza dönelim. Evet, dayanamadım galiba bırakıyorum dediğim oyuna geri yine dönüyorum. Zira alternatifsizlik veya uzun sürenin alışkanlığı, siz ne derseniz deyin buna. Bugün sizlerle birlikte deneyim serimizin yani experiment serimizin ilk videosunda olası Fenerbahçe'nin ligden çekilip TFF 1. lige düşürülme senaryosunu 5 sezon boyunca inceliyoruz. Zaman zaman kesip yine metinsel anlatıcı konumuna geçeceğim ama genel olarak videonun bu kısmında alışılagelmiş stilde devam edeceğim. Yani ekran üzerinden anlatmalı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Haydi Fenerbahçe TFF 1. Lig'de olsaydı sorusuna Football Manager 2024'te yanıt aramaya başlayalım. Evet, ara verdiğimiz Football Manager videolarından devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün az evvel de anlattığım gibi yazılı metinde çalıştığım özel videoda Fenerbahçe'yi TFF 1. Lig'e ekledik ve yerine Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarttım. Muhtemel olarak bu sezonun şampiyon tamamlamasına önemli ölçüde bakılan Eyüpspor lige çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe'yi ise TFF 1. Lig'e gönderdi. Bu 5 sezonluk dönemde özellikle 1. sezonu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe TFF 1. Lig'de bakalım oyuncularını kaybedecek mi? Bu bizim için önemli ilk nokta. Onun dışında mali durumu neymiş Fenerbahçe'nin? Hemen onunla başlayalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Fenerbahçe'nin mali durumuna bir bakalım. Bu arada attığım videoya destek olarak bir mesaj atan, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni iyi anlamda motive ettiniz. Bu menajer'a bir nebze olsun, farklı bir şekilde de olsa bağlanmamı sağladınız. Şimdi sezon başındaki görüntümüze bakalım sizlerle birlikte. Fenerbahçe, hatta şunu da böyle bir screenshot alalım sizlerle birlikte. Şurada bakın, sizler için önemli nokta var. Ekran görüntüsü al dediğinizde buraya metin dosyası, web sayfası veya seçebiliyorsunuz ve kaydet dediğinizde buraya kaydediyor. Bu da dipnot olarak bilgi olsun. Fenerbahçe'nin bilançosu bu şekilde arkadaşlar. 38,89 milyon euroluk bir bütçesi var Fenerbahçe'nin. Onun dışında maaş bütçesi 66 milyon euro tamamı kullanılıyor. Transfer bütçesi olarak da Fenerbahçe'de 16,93 milyon euro bir bütçe var. İsmail Kartal takımın başında. Edin Dzeko, Dušan Tadić diye devam eden bir yapısı var. Tabii ki birçok oyuncusu var. Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig'e göre pahalı bir kadrosu var. En tepede de Edin Dzeko ile Dušan Tadić ve Fred üçlüsü mali tabloyu yukarıya çekiyor. Şimdi bir sezon sonuna gideceğim. Fenerbahçe'nin bu dönemdeki yapısına bakacağım. TFF 1. Lig'deki bir sezonu önemli bizim için. Ondan sonra Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda önemli. Onu da inceleyeceğiz ve devam edeceğiz. 3, 4 ve 5. sezonlarda daha screenshot üstünden seslendirme olarak anlatacağım ama 1 ile 2'yi canlı olarak değerlendirmek istiyorum arkadaşlar.
Evet, şu anda 1 Haziran 2024'e geldik. Muhtemelen zaten Fenerbahçe'nin Süper Lig'e çıkmış olması beklenecek arkadaşlar. Türkiye yazalım. TFF yazınca çıkmadı. Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olduğunu görüntülüyoruz. Gol kralı Bruno olmuş. Gianni Bruno. Şimdi TFF 1. Lig'e gidelim. TFF 1. Lig'de Fenerbahçe 85 puanla en yakın rakibi Bandırmaspor'un 28-27 puan önünde şampiyonluğunu almış. Dušan Tadić bu dönemde Fenerbahçe adına gol kralı olurken Fenerbahçe'den Serdar Dursun, Edin Dzeko da listede yer almakta. Turlara bakacak olursak sizlerle birlikte Fenerbahçe sezon boyunca 69 gol atarken sadece 15 gol yemiş. Tabii Fenerbahçe Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ettiği için bu dönemde oradaki yoluna devam etmeye çalışıyor. Konferans Ligi'nde Fiorentina gelmiş talihsiz bir şekilde ve Fenerbahçe kupaya erken bir veda etmiş maalesef. Onun dışında geri geldiğimizde Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe finalde Eyüpspor'u mağlup edip kaderin cilvesi birbiriyle penaltılar sonucunda Türkiye Kupası'nın şampiyonu olmuş Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin transferlerine bakmak önemli bizim için. 54 milyon euroluk bir hareket gözüküyor Fenerbahçe'de. Tarihsel olarak sıraladığımızda Emre Adıgüzel, Umut Dilek dışında harici bir transfer yapmamış Fenerbahçe. Tabii yabancı sınırının da önemli olduğu noktada takımdan ayrılan oyuncular olmuş. Jaden Osterwolde'yi Fenerbahçe Monaco'ya kiralarken Wright Osai Samuel de Atletico Madrid'e kiralanmış. Çok kötü performans sergilemiş orada. Osterwolde de Monaco'da hiç forma şansı bulamamış mı diyecektim. Bulmuş. 14 maçta bir asistlik katkısı mevcut olmuş. Osterwolde'nin tabii ilk sezonda durumlar böyle. Fenerbahçe üst lige çıkmış ama bilançodaki sıkıntıyı siz de görebiliyorsunuz. 15.5 milyon euroluk bir zarar var. 38 önceden vardı. 15.5'i eklediğimizde Fenerbahçe yaklaşık 55 milyon euro civarında bir zarar bütçesi yazmış. Sezonluk bütçesi devam ediyor. Maaş bütçesi 90 milyon euroya yükselmiş. 66'dan mevcut maaş 60, 30 milyonluk bir bütçe var. Yani aslında Fenerbahçe zarar etmemiş ama kaynaklarını farklı taraflara aktarmış gibi gözüküyor ilk sezonda. Hemen ikinci sezona geçeceğim. Onu da canlı olarak anlatacağım. Sonrasında 3, 4 ve 5. sezonları metin üstünden anlatacağım sizlere. Devam edeceğiz. Evet, bir sezonluk aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Fenerbahçe kadrosundan pek bir oyuncu kaybetmemişti zaten. 36 lig maçında Beşiktaş'ın hemen 3 puan ardında şampiyonluğu almış. Gol krallığında Semih Kılıçsoy'un en tepede olduğunu, Edin Dzeko'nun da 10 golle 8. sırada yer aldığını görüntülüyorum. Sinan Carveina yine Fenerbahçe'nin transferlerinden Avusturya Klagenfurt'tan aldığı bir isim. O da Fenerbahçe adına 31 maçta 8 gollük katkı yapmış gibi duruyor. Asist tarafına baktığımızda Fenerbahçe'den Fred'in 7 asistle burada olduğunu görüyorum. Fenerbahçe kadrosuna da bakmak gerekirse taktiksel olarak İsmail Kartal'ın 4-3-3 gibi bir dizilişi var dersek yanılmış olmayacağız. Fenerbahçe kadrosundan kimseyi kaybetmemiş gibi Livakovic, Osayi Samuel, Bekao, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Şimanski, Fred, Cengiz Tadiç ve Sinan şeklinde dizilişleri söz konusu. Takımdan ayrılan fazla bir oyuncu yok. Fenerbahçe'de transfer geçmiş olarak bakacak olursak da Fenerbahçe Radek Kurniç'i bedelsiz olarak kadrosuna katıyor Milan'dan ve onun dışında kaybettikleri isimlere bakacağım ama Sinan Carveina ve Daniel Barlaser burada Fenerbahçe'ye katılmış. Luan Perez'i 3.3'e, Kadize, Mustafa Emir Akyıldız'ı Nice, Bora Aydınlık'ta Karagümrük'e gitmiş Fenerbahçe'den bu dönemde. Fikstür olarak tabii Avrupa kupalarında var Fenerbahçe çünkü Türkiye kupasını kazanmışlardı. Avrupa Ligi lig etabında Fenerbahçe bu kadrosuyla yukarılarda mücadele etmeye çalışıyor arkadaşlar. Sezonun bu döneminde Fenerbahçe burada 17. sırada olarak üst tura çıkıyor lig etabından. Elemeler playoff'unda Fenerbahçe Hetafe ile eşleşip maalesef kupanın dışında kalıyor 3. sezon yapısında. Fenerbahçe'nin tabii mali durumuna bakacak olursak da 8.45 milyon euroluk bir eksi var. Sezonda da 15 milyon euro civarında zarar ettiğini görüntülüyorum Fenerbahçe'nin. Şimdi 3. 4. ve 5. sezonları metin üstünden sizlere hızlıca sezonun temel noktalarını anlatarak devam edeceğim. Simulate'imizde 3. sezonu geride bıraktığımızda Fenerbahçe geri geldiği Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslüyor Trabzonspor'un önünde. Mali tablosuna baktığımızda Fenerbahçe 39 milyon euroyla bu tabloyu düzeltmiş gibi gözüküyor. Kadro yapısına bakacak olursak Fred, Cengiz Ünder, Bekao ve Şimanski dörtlüsü devam. Bu dönemde Süper Lig'de gol kralı Toklomati Galatasaray'dan, Maxi Gomez ve
Boubacar Kanté oluyor. Fenerbahçe adına listede Cengiz Ünder ve Sinan Carveina en altlarda yer almakta. Fenerbahçe'den asiste bir kişi var mı diye bakıyorum. İsmail Yüksek 8 asiste Fenerbahçe adına Fred'le birlikte listede yer alan isimleri. Fenerbahçe'nin transfer geçmişine bakmamız gerekirse Fenerbahçe 3. sezonda Taha Şahin'i Rizespor'dan alırken Deniz Yundav Brighton'dan Sergen Piçinkioğlu herhalde doğru şekilde telaffuz ettim ve Naci Ünivar'ı kadrosuna katıyor Fenerbahçe. Sattıkları isimler arasında Ferdi Kadıoğlu'nun Inter'e gittiğini görüntülüyoruz. Onun dışında Burak Kapacak, Göztepe, Umut Nayır Antalyaspor'a transfer olmuş. Fenerbahçe'nin fikstürsel yapısına bakacak olursak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig etabında yer almakta. Fenerbahçe lig etabını 20. sırada tamamlayarak üst tura elemeler playoff'una adını yazdırıyor. Elemeler playoff'unda Chelsea ile eşleşen Fenerbahçe kupanın dışında kalıyor. Mali durumu 3. sezon itibariyle düzeltmişe benzeyen Fenerbahçe'de 4. sezonda işler nasıl gidecek? Bir sezonluk düşürmeler çok da önemli değil diyebiliriz sanırım. 1 Haziran 2027, toplamda 4. sezondayız. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ezeli rekabeti devam ediyor. Türkiye Süper Ligi dünya sıralamasında 10. sıraya kadar yükselmiş. Galatasaray 4. sezonu 71 puanla şampiyon tamamlarken gol krallığı listesinde Deniz Yundav 15 golle zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'den listede başka Ekitike 10 golle yer almakta. Onun dışında asist sıralamasında Fred 13 asistle Fenerbahçe'nin ve Türkiye Süper Ligi'nin lideri konumunda. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımızda İsmail Kartal'la yola devam ediliyor. Dominik Livakovic takımın kaptanı. Fred takımın en yetenekli ve oyuncusu, Cengiz Ünder ve Deniz Yundav ona eşlik ediyor arkadaşlar. Ve Ekitike de buralarda yer almakta. Lig kupa olarak değil de transfer geçmişi olarak bakacağız. Transfer geçmişi olarak baktığımızda Deniz Yundav'ı 23 milyon euroya Brighton'dan alırken Nicolò Moro Mallorca'dan kadroya katılmış. Atakan Karazor Napoli'den takıma gelirken kadroda kendine yer buluyor. Yapısı böyle. 29 maçta 4 gollük katkı vermiş kendisi. Onun dışında Manuel Lazzari Fenerbahçe kadrosunda 28 maçta 3 asistlik katkı vermiş. Geri geldiğimizde hemen Ekitike'yi Paris Saint-Germain'den 10 milyon euroya almışlar. Toplamda da sezon boyunca 42 milyon euro harcamış Fenerbahçe. Sattıkları oyunculardan herhangi bir para kazanamamış. Mali durumuna baktığımızda 38 ile başladığımız mali durumdaki bilançoda şu an için Fenerbahçe kadrosunda 16 milyon euroluk bir bütçenin olduğunu da söyleyebiliriz 4. sezon itibariyle. Şimdi 5. sezona geçeceğiz ve sonunda yorumlarımızı yapıp videoyu bitireceğiz. 5. sezon itibariyle Fenerbahçe 77 puanla ligin ikincisi, Galatasaray 83 puanla şampiyon olmuş. Deniz Yundav 14 golle ligin gol kralı. Fenerbahçe'den başka bir isim Tony Martinez 9 golle burada yer almakta. Asist listesine baktığımızda Fred 8 asistle Fenerbahçe adına burada olan Jadon Osterwolde ile birlikte isimler diyebiliriz. Jadon Osterwolde de 7 asistlik katkı vermiş bu dönemde. Fenerbahçe kadrosunda İsmail Kartal'ın devam ettiğini, Dominik Livakovic'in kaptan olduğunu hala görüntülüyorum. Oyunculara bakacak olursak da Cengiz Ünder ve diğer oyuncuları sıralayalım. Hugo Ekitike takımın en yetenekli oyuncusu, Szymanski ve Dominik Livakovic onlara eşlik etti. Transfer geçmişi olarak baktığımızda Tunahan Ergül Ankara Gücü'nden kadroya katılmış. Gökdeniz Bayraktar, Bodrum FK, Doğan Alemdar, Göztepe, Tony Martinez de West Ham'dan. Sattıkları oyuncular da İrfan Can Eğribayat Clermont'a giderken Sinan Carveina bedelsiz olarak Sturm Graz'ın yolunu tutmuş. Fenerbahçe satışlardan genel manada iyi bir para kazanamadığı için bütçesinde eksi bayağı fazla. Tabii Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşürüldüğü bir sezonda da mali tablosu
gitgide aşağıya gitmiş şekilde olduğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Evet, bugün sizlerle birlikte Ali Koç'un ortaya attığı Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur kısmının bir kolu olan TFF 1. Lig'e düşürülme senaryosunu Football Manager 2024'te uygulamaya çalıştık. Fenerbahçe'yi çok da etkilemedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe böyle bir hamle yapmalı mı? Yoksa daha farklı aksiyonlar mı alınmalı? Yorum kısmında hepinizi bekliyorum. Bunun dışında bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.